Herkese selamlar. Bu videomda size LoL'e başlama hikayemi, yaşadığım şeyleri ve profesyonel oyunculuk hayatımı anlatacağım. Tamam Elvin. Bir yayınımda bu konu hakkında konuşmuştum gerçi ama yeni bir video olarak YouTube kanalıma koymaya karar verdim. Neyse fazla uzatmayayım da başlayayım. Başla, 2013 zaten yılına hep kadar çok iyi bir uzatıyorum. seviyede Dota oynuyordum ve bir takımımız vardı. Turnuvalara katılıyorduk. Ben de bütün gün lisede sınıfta uyuyordum bu yüzden. Hocalar hep bana kızıyordu. Sonra bir gün Dota takımımızdan Mert diye bir arkadaşımız bize gelip LoL diye bir oyun var çok güzel hadi başlayalım turnuvaları oluyor bunun para kazanırız falan yapıp bizi LoL'e başlattı. Biz de Dota'yı silip tamamen LoL'e geçmeye karar verdik. Başlarda biraz acı çektim hani Dota'dan sonra LoL'ün grafikleri çok kötü geldi ve oyun Dota'ya göre daha hızlıydı. Hangi karakter ne yapıyor ne ediyor bilmediğim için de sürekli oynayıp öğrenmem gerekiyordu. Ben de öyle yaptım. Sabah akşam LoL oynayıp 30 level'a kastım. 30 level olduktan sonra yerleştirme maçlarını oynadım. Başladığım ilk lig Silver 3'tü ve oyun hakkında çok bir fikrim yoktu. Orta koridor olarak başlamıştım oyuna. Ama çok fazla oynadığım için yavaş yavaş öğreniyordum ve oynaya oynaya hızlıca lig atlıyordum. Bu da hoşuma gidiyordu. Tabii bu sırada LoL'de ligimi yükseltirken Facebook'tan da Dota'ya bırakıp Oh LoL'e başladığımı yeah. açıklamıştım. Bu arada açıklamıştım dediğim an hiçbir şekilde yazmıştım. LoL oynayanların hepsi çok kötü. Ben çok çok iyi oynuyorum. Dota'nın kralıyım. Şimdi gelip hepinizi yeneceğim. He he tarzı bir açıklamaydı. Dota'da da iyi olarak tanındığım için insanlar benim LoL'e geçişimi konuşuyordu. Hani takımların dikkatini çekmiştim galiba. Çok hızlı lig atladığım için Diamond olmaya basit bir şey sanıyordum. Ferit'e, Şükrü'ye ve insanlara sorduğum zaman hani ne zaman iyi oynadığım kesinleşir. Onlar da Bu Ferit'e mi sordum peki? Vesta Diamond olman lazım falan diyorlardı. Ama Vesta Ferit sadece kemikten ibaretmiş. Diamond olmak çok zordu o zamanlar. Tabii ben bilmiyordum zor olduğunu. Gold olduktan sonra Plat'a çıkmak için biraz uğraşmıştım. Hani Gold 1'e 2-3 haftada falan çıkmıştım ama Gold 1'den Plat olmak için uğraşmıştım yani yanlış hatırlamıyorsam. Hatta kafayı yemiştim. Böyle seri maçlarımı falan kaybediyordum. Daha sonra uğraştım ve Plat oldum. Bu arada Ferit'le nasıl tanıştık onu da araya Bak burada Ferit toparlamaya başlamış. sıkıştırayım hemen. Ben Dota Dikkat panda. oynarken Heva'nın Dota takımındaydım. Bu Heva'nın sahibi de benim böyle geçmemi, Dota'da bir gelecek olmadığını Bu hayvanın sahibi ulan adını ver bari Ahmet falan Taarruz söylüyordu de. sürekli bana. İkna etmeye çalışıyordu böyle geçirmek için. Allah Allah. Ferit'lerle de işte Heva'nın Dota takımında olduğum için biraz muhabbetim vardı. LoL'e geçince daha da arttı. Neyse. Ben işte plat olduktan sonra depresyona girdim abi. Çünkü duraksama dönemi bir şeyin içindeydim. Lig atlayamıyordum. Böyle oyunları taşıyamıyordum falan. Feedliyordum vesaire. Şey diyordum. Lan acaba benim limitim bu kadar mı? Yapamıyor muyum? Bu oyunu bırakıp Dota'ya geri İşte life decisions. mi dönsem? Orada iyiydim falan gibi şeyler düşünüyordum. Arkadaşlarım da gaz veriyordu. Terapi yapıyordu bana. Oğlum daha yeni başladı. Bak arkadaşları terapi yapmış, buralara gelmesine yardımcı olmuş. Bir tanesinin adını veriyor mu şerefsiz? Ha Elvin, bir tane arkadaşının adını versene. Kurt adam bana destek oldu, Stansfield beni bırakmadı desene. Kaç ay oldu? Olursun Diamond bilmem ne falan diyordu. Diyemiyorsun. Ben de bütün gün ağlıyordum bunları işte. Yok olamayacağım abi. Hiçbir zaman Diamond olamayacağım. Hadi bırakalım oyunu falan tarzı konuşuyordum. Ama böyle oynamaktan vazgeçmedim abi. Çünkü çok geçti artık Dota'ya dönmek için. Ve en çok hani en çok Fu. Plat'tan Diamond'a çıkmak için süründüm. Ama cidden çok uğraştım. Deli gibi oynadım ve Diamond oldum. Ben Vesta Diamond olduktan sonra bana takım teklifleri gelmeye başladı. TT diye bir takımdan teklif geldi. Team Turquality. Bunlar da bayağı büyük böyle Türkiye'de final oynadı. Ne demek kurt adam ne? Bir dakika siz Stansfield'ı bilmiyorsunuz galiba. Bir saniye. Lan Stansfield diye aratıyorum bir tane resmi çıkıyor. Bir dakika. Ne demek kurt adam ne? Bu Doğduğum işte. köyde yeni doğan bütün çocukları şeytana adayım. Sen ne yaptın? Bu abi. Oynayan bir takımdı. Ben de daha 3 ay, 3,5 ay falan olmuştu öyle başlayalı. Hemen böyle bir takım çağırınca bir garip oldum dedim. Ben daha hazır değilim işte yeni başladım vesaire. Onlar da gel burada öğrenirsin falan dediler. Takımı aldılar beni. Takımda Taldirin, Long Taldirin değil bu ama. Bey, Tyrus, Teokales, Letilion, bir Letilion'da o zamandan aile babası tipi var yalnız. Tam bir aile Ekibires babası. vardı.
Orta koridorda da ben oldum işte. Ver Toyota Corolla'yı Ama ben sürsün. oyuna başlayalı çok olmadığı için MİT'te sadece böyle Assassin karakterler oynuyorum. Yani Zed, Ahri, Fizz gibi karakterler oynuyorum. Onları oynamak bana daha eğlenceli geliyordu o zamanlar. Neyse bunlar aldılar beni. Oynamaya başladık. Bir süre sonra Litilyon yerine Killer S geldi kadroya. Longbi yerine de Tal'Dirini aldılar. Longbi attılar. Ya da Ay yavrum gerçekten yerim çocuk gibi lan. bilmiyorum. Neyse biz West'te böyle takımca antrenman yapıyoruz. O zamanlar solo queue gibi takımcı oynama var. 5 kişi takım kurup solo Phoenix'e bak yalnız abi. Hakikaten Holy Phoenix. Holy Phoenix. Ne kilo vermiş lan Oh adam. yeah. Şimdi üstüne krem şanti sık yala yani. O kadar güzel bir çocuk oldu. Baksana neymiş. Gatar gibi oynuyorsun. Karşımıza abi bir gün Dark Passage geldi. Holy Tot be. Holy Tot. Lorgür Legender'in gentleman abi. Ben böyle heyecanlandım. Çünkü adamlar böyle hep kazanıyor. İki kere falan kazanmışlar. Nuri var, Holy Phoenix var. Onlara karşı oynadık. Ben çektim oynadığım karakterleri. Paramparça ettim tamam bunları. Belki ciddiye almıyorlardı ama 3-4 aylık oyuncuya göre süperdim. Bir tane kaybettik sanırım ama bir tane de kazandık. Sonra benim götüm kalktı abi. Dedim ki çok Aman, iyiyim ben. aman, Çok iyi Ego kaldım Wind'in bence. başlangıcı mı yoksa? Ego Wind'in başlangıcı Bir mı? yandan da HEVA'dan yazıyorlar bana işte diyorlar ki oğlum sen işte o kadar sene bizle oynadın şimdi neden TT'ye gittin falan filan. Ben de kararsız kaldım HEVA mı TT mi diye. HEVA'ya dedim ki Passage'in o zamanki sponsoru Kaspersky. Bunu Kaspersky diye okuyanlar var. Ukrayna'da falan söylemeyin. Adamı bıçaklarlar. Kaspersky. Ferit'ten başka tanıdığım yok benim o takımda. Hani size gelirsem Ferit'le oynamak istiyorum dedim. Yeah. Adam da oğlum Ferit de mid sen de midsin nasıl oynayacaksınız dedi. Ben de şey dedim, abi o zaman Ferit AD carry'e geçsin. Ferit o yeteneklidir, yapar AD carry, iyi oynar. Ben Naru'yu döverim, o da Holy'yi döverse kazanırız yaptım. Sonra TT'yi bıraktım ve HEVA'ya gittim. Longbi TT'de oynamıyordu, Tal'Drin vardı TT'de ama hala TT'deydi Longbi. Şimdi bu nasıl bir şey? Longbi TT'de oynamıyor. Tahdrin var ama Longbi hala TT'de ne yapıyor yani? Makarna mı Onu yiyor? da Ne çağırdım, yapıyor? gelsene kanki TT böyle bir lig evindeki kuralım, ne DP yenelim yapıyor? falan dedim. Ben bu kısmı anlamadım. TT'yi bırakmak istemedi. Yok bunlar benim anam babam size EVA'ya gidin, gidin işte falan yaptı. İşte vefalı erkek. İşte Longbi. İşte vefalı erkek. Bu arada kurt adam. Biz de HEVA'ya gittik abi. Ve HEVA'da oynadık. Tapa Longbi yerine Crimson'ı çağırdık. Kadro şöyle oldu. Ben midim. Ferit AD Adam carry. vefalı. Crimson top. Şükrü support. Stansfield'da jungle. Sonra bu takımla oynamaya başladık. Böyle yeniyoruz falan insanları. İyi gidiyor. Final. Şimdi yeniyoruz falan insanları yüzlerden okuyabilirsiniz. Baya şu noktada yeniyoruz falan insanları. Bak. Suratları gördün mü? Ve çıktık. Kış mevsim finalindeyiz. Rakibimiz de Dark Pass. Bu da herhalde yok ediyoruz insanları. Bakışı. Öbürleri yeni bak yeniyoruz insanları. Bak abi. Bunlar yeniyoruz İnanca. insanları. Bunlar amısına koyduk ortalığın. Bunlar farklı. Benim ilk turnuvam, ilk kez sahneye çıkacağım. Çok heyecanlıyım falan. Poli kilo vermeye başlamış. Alana gittik abi. Çok fazla insan var. Hani daha önce hiç böyle bir yerde bulunmamışım. Herkes Ferit'le onunla bununla fotoğraf çektiriyor. Beni kimse tanımıyor köşede. Ay rezalete bak. Ki. Zaten videonun yarısı Ferit'le ilgili. Elvin Ferit'i mi anlatmış? Kendisi mi Dönürüyorum anlamadım. mal mal. İstiyorum ki beni de tanısınlar işte. Benle de fotoğraf çekilsinler. Tam böyle derken bir tane çocuk geliyor yanıma. Seviniyorum ben daha fotoğraf çekilecek diye. Abi çocuk telefonu verip abi Ferit de fotoğrafımızı çeker misin diyor bana. Yak 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 yak. Yak yak anasını sikeyim rezalete bak yak. Bu da böyle bandı neyse. DP karşı oynuyoruz abi bu kadroyla. Herkes böyle en iyi oynadığı şeyler alıyor. Ama DP gidip uyumlu seçimler yapıyor işte kompozisyon falan yapıyor. Biz bilmiyoruz tabi salıyoruz o zamanlar. Salağız o zamanlar. Neyse bunlar yeniyor bize. Holy Phoenix Penta falan atıyor. 5'te 5 mi? 5'te 5 mi? 5'te 5 mi? 5'te 5! 5'te 5! DP bizi... fotosunu her gördüğümde. Neden banladınız bunu yiyeyim diye bir bakış yok mu burada? Ne gerek vardı şimdi? Hakikaten şu fotoğraf Ferit'in o banlanıp böyle gittiği dönemleri falan tamamıyla yansıtır yani şu bakışlar. Neden banladınız bunu yiyeyim ya? Niye böyle bir şey yaptınız? Yani ne gerek vardı bakışı değil mi Yendikten şu? sonra Ferit banlıyor ve onun yerine Zygmunt alıyoruz. Bir süre onunla oynuyoruz. DP falan maçlarda yeniyoruz ama turnuvada yarı finalde DP bizi yeniyor abi.
O turnuvadan sonra da toplu bir ban dalgası geliyor. 30-40 tane oyuncu ban yiyor neredeyse. Ban dalgası kaldı. Ve bu oyuncuların çoğu HVA'dan. Ben tek başıma kalıyorum. Herkes ban yiyince ve Adalet dağıtılmış. Bir takım kuruluyor o sırada. Oraya çağırıyorlar beni. Oraya gidiyorum. Takım kadrosu Teokoles, Tyrus, Letilion, ben ve Taldirin. Oynuyoruz falan, sonra takım motor oluyor abi. Tyrus bana gelip, ya biz seni aldık ama önceki midimiz Zixdul oynuyordu. Biz öyle alışığız, sen Zedahra oynuyor falan deyip beni suçluyor. Takımın motor olmasından dolayı ve beni atıyorlar. Yerime Reostayı alıyorlar. Erkekliğin resim almış hali, Reos da çok kral adamdı. Ben de sayfamdan yazıyorum. Teokoles böyle diye dalıyor, Tyrus support oynamayı bilmiyor. Letilion zaten sürekli döndü, ölüyor. Eminim. Abi evi gibi değil mi ya? Suç bendedir falan diye ve insanların büyük kısmı beni destekliyor bu konuda. Neyse, sonra ben de BPI'ye gidiyorum. BPI takımına Reostan'ın yerine giriyorum ve TBF için yarı... Bunu kim çizmiş? Amanın yüzünü... Bunu kim niye yapmış ya? Böyle bir şey niye var abi dünya üzerinde? Yazık günah amına koyayım. Finalde karşı oynuyoruz. Oynarlar. Yani şu bakışlardan oynayacakları belli. 3 maçlık bir seri kazanırsak finale çıkacağız. İlk maç bunlar bizi yeniyor. Ben de triplere giriyorum işte, bir tane daha kaybedince bitecek zaten diye. Mid'e istediğim hero'yu alıyorum. Jarvan alıyorum mid'e. Bunların kafasına bir vuruyorum. Of, çok mutlu oluyoruz böyle. Oley diyoruz, bir tane daha kazanalım hadi finale çıkalım falan diye ama DP sonra bizi güzelce tokatlıyor. TBF'yi yine Dark Passage kazanıyor. Holy Phoenix'in gelişimini görüyoruz arkadaşlar. Biraz daha kilo verdi. O yakışıklı adam olma yolunda gidiyor Holy Phoenix. Wildcard'a falan gidiyor bunlar. Ben de evimde deli gibi LoL oynuyorum bu sırada. Challenger 800 puan falan alıyorum. BPI'deyim hala. Revanche falan var 7 kere. Takım... Evet, revanche bu noktada ligdeki, alt ve üst ligdeki bütün takımlara gitme serüveni başlıyor burada revanche. Kurmuşuz, bomba gibi gelmeyi planlıyoruz. Sonra DP dağılıyor wildcard'dan sonra. Holy Phoenix ve FAP çıkıyor takımdan. AD carry olarak revanche'yi çağırıyor VP. Revanche de bizi satıp gidiyor. Biz de kalıyoruz abi göt ki böyle. Adam falan bakıyoruz, antrenman yapıyoruz ama memnun değilim takımdan. Yabancılar falan var. Neyse, sonra TAP'a beni çağırıyor DP ama ben mid'im. TAP'a gel, rol değiş diyor. O zaman top değil, o zaman mid. Hayır olmaz falan diyorum bir süre. Revanche sürekli gelip DP gel kazanırız çok kolay falan deyip beynimi yıkamaya çalışıyor. Bir yandan da diğer insanlar işte sen midde hep top'ta oynan. Diğer insanlar. Diğer insanlar. Sen karakterleri oynuyorsun. Midde ilerle Jarvan ne oğlum, git top'ta oyna falan diyorlar. Tam Şükrü'nün diyeceği şeyler yalnız bunlar. Ne yapıyorsun lan, salak mısın sen? Ben de işte aklım karışıyor ama yine de DP'ye gitmiyorum bir süre sonra. Gitmiyorum hala, gitmemeye karar veriyorum. Bu sırada Naru kafayı yiyor işte top bulamadıkları için. Ben top'a geçeyim, Elvik mi de gelsin diyor ama onu da kabul etmiyor. Naru'ya bakar mısın? Adam her şeyini vermiş ya. Ben top'a geçerim demiş ya. Ben top'a geçerim demiş. Elvik mid gelsin demiş. Her şeyi yapmaya hazır. Bilmiyorum çünkü ben mid'e gitsem onlar bir top'layım buldukları an beni atarlar. Ben de zaman harcamış olurum. Ama en sonunda düşünüp o Elvind iyi düşünmüş ha. Karar verip rol değişiyorum ve DP'ye top lane olarak gidiyorum. İlk başlarda önceden midde oynadığım şeyleri oynuyorum top'ta. İlerli Lissandra gibi şeyler tercih ediyorum. Ama bir süre sonra meta değişince tank falan veriyorlar bana. Çünkü bok gibi oynuyorum. Bu sırada revanche takımdan atılıyor. Yerine Holy Phoenix geliyor tekrar. Geldi gönlümün efendisi. Ben de başlarda kötü oynadığım için böyle her gün güne acaba bugün atılacak mıyım takımdan diye oynuyorum. Ama çok çalışıyorum yani, öyle böyle değil. Neyse, DP ile kış mevsim finallerine çıkıyoruz. Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Ama maalesef Beşiktaş'a karşı bazı sebeplerden dolayı 3-0 kaybediyoruz. Beşiktaş'a kaybettikten sonra Holy Phoenix yerine Zeitnot'u alıyorlar. Benim de kalıp kalmama durumum belli değil. Yani her an atılabilirim. Ama çok çalışıyorum yani. Challenger 900 puana falan çıkmıştım o aralar. Sonra sanırım bir şans daha verme kararı aldılar bana. Sonuçta yani TAP'ı yeni geçmişim, kaç iyi olmuş. Neyse, sonra TBF zamanı geldi. Yine Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Bunlar böyle Nardius geldi mi gelmedi mi falan saçma sapan videolar çekiyorlar işte. Sanki gelip... Nardius şey miydi, kolu makarna gibi olan mıydı? Bir chatten belirtir misiniz? Gelmemesi bir şey değiştirecekmiş gibi.
Abi bunları yeniyoruz 3-1. Kore iyi oynuyor veya taşıyor. İlk kez şampiyon falan oluyorum böyle. Wildcard'a gidiyoruz. Ama TBF'de taşıyan Koray'dan Wildcard'da eser yok. Bildiğin trollüyor orada. Kaybediyoruz. Eve dönüyorum işte, her şey süper. Dark Passage oley be, en iyi bizim modunda herkes. Sonra bir gün Koray Evet, o mu? O mu? geliyor. Ben çıkacağım takımdan, başka takıma gideceğim diyor. Hanımefendi kim? Dark Passage'ın yeniyor ismi. Takım fotoğrafı gibi. Şaka yapıyor sanıyoruz böyle. 1-2 ay çünkü oyalıyor bizi. Gideceğim, kalacağım. Yok şaka yap. Bu da sanırım şeyde trolleyen, uluslararası platformda trolleyen Tamam, Naru. ay vazgeçtim. Tamam gidiyorum falan yapıyor. Ve en sonunda Super Massive'e gidiyor. Naru Super Massive'e gidince biz hırslanıyoruz işte. Yeneceğiz bunları falan diye. Naru yerine Abaria diye bir adam alıyoruz. Hiç öneriyor hem de, bak bak. Ligde yeniyoruz Sup'u. Çok kötü oynuyorlar tabii ilk sezon. Biz bunları yendikten sonra laf atıyorum bunlara. Yok rüya. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Çok kötü bir videoydu. Rüya Cringe. takımmış. Koray'ın iyi günleri bunlar. Çok kötüler falan filan diye. Abi çünkü şekil şukul yapıyorlar işte. Biz rüyayız bilmem neyiz. Bir artistlikler falan. Sonra bunlar kinleniyor bana herhalde. Biz böyle bir maç kaybedince bunlar laf atıyor böyle. Bu da böyle sonsuza kadar sürüyor. En son Lan kinlenmeyip ne yapsın? Bir sövmediğin kaldı. kış Tövbe mevsim finaline estağfurullah. şu hiç kazanamadım. Bu sefer finale bile çıkamıyorum. Beşiktaş'ı 2-0 yeniyoruz ama 3-2 yapıp çeviriyorlar seriyi ve finalde Super Massive'e karşı oynayamıyoruz. Tabi Super Massive sosyal medyadan saldırmaya başlıyor. Haha ne oldu? Keramet Nur'daymış falan filan diye. Benim de moralim bozuluyor. Evime dönüyorum. Takılıyorum bütün gün. TBF sezonu takımda ormancımız değişiyor. Zorzi geliyor ama Ne kadar tatlı bir çocuk ya. Ormancı diyemezsin yani görsen. orta koridor oyuncumuz hala aynı abi, Abar ya. Adam herkesin ruhunu emiyor. Takımdaki böyle bütün mutlu ortamı emiyor adam. Çok mutsuz. Ya nasıl emebilir? Ne kadar tatlı bir şeye benziyor bu adam. Ananı siktim senin sinek. Orospu çocuğu. Bir ortam var takımda. Kimse oyun oynamak istemiyor falan. Kaybediyoruz Supa. Lig boyu sallantılı bir haldeyiz böyle. Abari'yi tam atacağız abi. Oradan Hatch'i geliyor, Sup'un koçu. Abari'ye bir şans daha verin. O çok iyi aslında falan yapıyor. Çünkü Bir dakika abi, Hechi niye Abari'yi DP'ye kakalıyor? Ben anlamadım ki. Kafa yandı amına koyayım. Hechi ne yapıyorsun ya? Çubuk kraker falan ya abi. Sen niye? kankiler abi, ikisi de Polonyalı. Biz de salak gibi dinliyoruz. Neyse en sonunda Abari'yi atıp yerine Caps'i alıyoruz ve böyle Caps nasıl yalnız Caps? Caps'i tek bir hareketle özetleyebilir miyim? Caps yani baya böyle. herkesin yüzünde gülücüklerle mutlu mutlu oynuyoruz. TBF'de Supi yeniyoruz 3-0. Caps'le Zorzi taşıyor abi, Naru motor. Bu sırada ligde kaybedip dururken Naru motor dediği için ceza alabilir yalnız. biz Super Massive laf atıyordu bize sürekli 3-0 yeneceğiz, DP'yi basit olacak bilmem ne falan diye. Kazandıktan sonra bunların yönetimine Twitter'dan lafları yiyemiyorum. Kuduruyorlar böyle, deliriyorlar. Sonra Wildcard için Brezilya'ya gidiyoruz. Brezilya'da neler oldu falan diye merak ediyorsanız eğer kanalımdan Brezilya ile ilgili videoları izleyebilirsiniz. İzlediğiniz Brezilya için anla ki teşekkür ederim. ya. Caps yanınızda götüremediniz.